Merhaba sevgili Web TV dinleyicileri ve izleyicileri. Ben Lütfü Kobal. Yine bir canlı yayında sizlerle birlikteyim. Evet sevgili dostlar, bildiğiniz gibi günün kısa gelişmelerini sizlere sunmaya çalışıyoruz. Web TV çalışmalarımız var. Aynı zamanda çalışmalarımız tabii ki site olarak da, haber sitesi olarak da devam ediyor. Bu haber sitemiz gündempazar.net. Gündempazar.net'ten de bizleri takip edebilirsiniz. Yine 91.4 radyo frekanslarında sizlere yıllardır hizmet ediyorduk bildiğiniz gibi. Sevgili dostlar, bugün de yine kısa bir canlı yayın denemesi yapıyoruz. Bu canlı yayın denemesimizde bugün yine önemli bir gün olarak Pazar Belediyesi'nin aylık toplantısı vardı, meclis toplantısı vardı ve bugün meclis toplantısındaydık. Evet, meclise bilindiği gibi dilekçeler veriliyor ve bu dilekçeler mecliste değerlendiriliyordu. Bugün de saat 10 itibarıyla mecliste toplantılar başladı. Bildiğiniz gibi meclise 4 tane AK Parti'den, 6 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bir de kontenjan aylı olarak 7 tane de Cumhuriyet Halk Partisi'nden üyeler katıldı. Tam katılımında toplantı gerçekleşti. Evet, bu toplantıda tabii ki neler oldu bildiğiniz gibi, bu toplantıya verilen dilekçeler değerlendirildi ve verilen dilekçeler tabii tek tek izlendi. Evet, şu anda toplantıdan gördüğünüz gibi görüntüleri sizlere sunuyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi toplantı görüntüleri sizlere sunmaktayız. Bu ayki toplantı küçük odada yapıldı. Evet, bu küçük odaya halk alınmadı. İlk meclis toplantısında geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Ama bu ayki toplantıda geniş katılımlı bir toplantı yapılmadı. Ancak tabii ki bir ilk olarak internet üzerinden canlı olarak Pazar Belediyesi'ne ait siteden yayın yapıldı. Bunu da buradan hemen vurgulayalım. Çok güzel, gerçekten güzel bir şey. Evet, meclis bugün toplandı ve tabii ki belediyede pazar adına bir ilk ülke imzasını attı ve meclisin toplantısı canlı olarak kendi sitesinden canlı olarak yayınlandı. Gördüğünüz gibi görüntüleri orada izliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Evet, gerçekten güzel bir şey bu şekilde yapılan. Dediğimiz gibi bir gelişme. Tabii ki belediyeyi de bu konuda tebrik ediyoruz. Evet, toplantı az önce dediğimiz gibi meclis toplantısı canlı yayından verildi ve bu canlı yayı belediye kendi sitesinden pazar.belter.com'dan, bir kez daha söylüyorum, pazar.belter.com'dan yayınladı. Bundan sonra tüm pazar halkı veya işte pazardan uzak kalanlar Pazar Belediyesi'nin sitesine girecekler. Pazar.belter.com'dan canlı gelişmeleri izleyecekler. Ayrıca belediye ile ilgili haberleri de oradan ne yapabilirler? İzleyebilirler. Bunu da buradan vurgulayalım. Yani meclis toplantısının canlı olarak yayınlandığını bir kez daha söyledik. Tabii ki ne oldu? Evet, sadece dilekçe verenler, gördüğünüz gibi sadece dilekçe verenlerin toplantısı yapıldı, tartışıldı, konuşuldu. Dilekçe verenler oraya tek tek çağrıldı. Dertlerini ve sıkıntılarını paylaştılar. Ekranda da görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hem oradaki üyeler hem de belediye yetkilileri orada görev aldılar. İşte internetten yayılan bir bölümü görüyorsunuz. İzleyiciler internetten bu şekilde yayınları takip ettiler. Biz de haberlerini yaptık. Evet, bunların tabii ki halkımıza duyurduk. Genelde bizi arıyorlardı. Biz canlı yayınları biz yapıyorduk. Tabii ki büyükten de kurtardık. En azından canlı yayınlarımız tabii ki
parayla yapıldığı için kendi paramızdan harcıyorduk ama belediye sağ olsun artık kendi işte gördüğünüz gibi şu anda ekranda görüyorsunuz kendi sitesinden artık canlı olarak yayınlarını yapıyor. Dediğimiz gibi dilekçe verenlerin dilekçeleri tek tek incelendi ve dilekçe verenlerle yüz yüze konuşuldu. Gördüğünüz gibi çağırdılar. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Biz sadece haber amaçlı bir görüntü aldık oradan. Diğeri gerek kalmadı. Çünkü canlı yayınla verildiği için haber amaçlıydı. Dilekçe verenleri yüz yüze çağırdılar ve orada görüştüler ve dediğimiz gibi dışarıdan izleyenler vardı. Hani geçen ay öyle yaptılar. Hani bir dilekçesi olmasa bile toplantıya katılanlar vardı. Ama bu sefer bu toplantıya katılanlar orada katılamadılar. Duygu düşüncelerini aktaramadılar. Yalnız internetten tabii ki meraklılar internetten izledi. Bazıları da kontrolümüz gidiyor. Niye izleyelim dediler. Tabii ki bu da önemli. İlgisi olanlar izlediler. İlgisi olmayanlar da tabii ki kontrol ve bağlı olarak yayın olduğu için bu nedenle bakmayanlar da oldu. Gelen tabii ki eleştiriler bazında bize ulaştırılan buydu. Güzel bir gelişme. Dediğimiz gibi halka açık, tamamen internetten canlı yayındı. Şeffaf bir toplantı yapıldı. Dediğimiz gibi evet tüm dertlerini, kederlerini anlattılar. Biz de Radyo Genç FM olarak, Pazar Web TV olarak tabii ki bir yere ihtiyacımız var. Defalarca söyledik, derdimizi de anlattık. İnşallah meclis üyeleri de bizim sıkıntılarımızı dile getirirler, sıkıntılarımızı göz önünde bulundururlar. Biz 93 yılından beri, sevgili izleyicilerimiz, 93 yılından beri hiçbir menfaat, çıkar gütmeden tamamen pazara hizmet veren bir kuruluşuz. Bunun aksini iddia eden varsa bunu da her zaman söylüyoruz. Dediğimiz gibi birçok mücadele vererek pazarımızda olan gelişmeleri gerek spor, gerek sağlık, gerek aktualite, gerek toplantılar, gerek festivaller, gerek şenlikler, gerek eğlenceler, gerek siyaset, gerek mitingler, her türlü yayınları özellikle kendi cebimizden de tabii ki masraf ederek sırf pazarın sesini duyurmak için mücadelemizi verdik. Ama dediğimiz geçtiğimiz belediyede maalesef yerimiz satıldı. Şu anda yer sıkıntımız var. Bu sıkıntımızı dilekçeyle Pazar Belediyesi yetkililerine ilettik. Orada değerli üyelere ilettik. Derdimizi anlattık. İnşallah derdimizi anlarlar. Biz hiçbir zaman Pazar Genç Radyo olarak işgalci de değiliz. Hiçbir zaman kimsenin yerini de işgal etmedik. Hiçbir borcumuz da yok. Bunu da söylüyoruz. Zaten bugün toplantıda onu da ifade ettik. Dediğimiz gibi belediyede bulunduğumuz yeri gayet normal olarak sattı. Evet ama dediğimiz gibi biz de dediğimiz gibi mağduriyetimizi bildirdik. Bundan önce de aynı şekilde olmuştu. Bir kez daha söylüyorum. Bunlar belgeleriyle biz sunduk zaten. 2005 yılında da yine bize verilen yeri satmışlardı. Ama ancak 2005 yılında satılan bu yerden dolayı bizi mağdur etmemek için başka bir yere aldılar. Bunu buradan vurguluyoruz. Tekrar ediyorum, 2005 yılında yerimizi belediye gayet normal bir şekilde, tabii ki satacak, kendi yeridir, satacak. Ama bizi de mağdur etmemek için bizi başka bir odaya taşıdılar. Başka bir odaya taşıdılar ve yayınlarımıza, pazara hizmet etmeye devam ettik. Şimdi 2020 yılında da aynı şey oldu. 2020 yılında da yine bizim yayın yaptığımız yeri sattılar. Yine tekrar ediyoruz, yine satabilirler, gayet normal belediyenin yeri. Ancak yine dediğimiz gibi yine mağduriyetimiz söz konusu oldu. Biz Pazar Genç Radyo AŞ olarak ki yönetim kurulu başkanı olarak ben derdimi oradaki üyelere anlattık. Bunun emsali var. 2005 yılında aynı duruma düştük. Bize bir oda verdiler. Şimdi de sevgili üyelerimizden, sevgili başkanımızdan ve üyelerden dediğimiz gibi bir oda istiyoruz. Yani zaten orası yıkılma kapsamında olduğu için hani ihaleye de çıkamıyormuş, ihaleye de
çıkamıyormuş ama biz geçici olarak dediğimiz gibi zaten orada oturuyorduk. Bu nedenle zaten orada oturduğumuz için yani biz dışarıdan gelmiyoruz. Biz dışarıdan o yere gelip de oturmak da istemiyoruz. Biz zaten oradaydık. Herhangi bir borcumuz da yoktu ama belediye yerimizi normal olarak da sattığını söylüyoruz. Şimdi bir kez daha bugün toplantıda dile getirdik. Lütfen Pazar Web TV'ye, Pazar Radyo'ya yardımcı olsunlar diyoruz. Ve evet onlardan bir oda geçici olarak, en azından geçici olarak bir oda istiyoruz. Kirası da neyse dediğimiz gibi vereceğiz. Ama bütün cihazlarımız orada, vericilerimiz orada, vericilerimiz ayar yapılacağı için başka bir yere de taşınmada sıkıntı olacağı için, yani sandalye değil ki tutup sandalyeyi taşıyalım. Bu nedenle ben bunu toplantıda da anlattım. Vericilerimiz olduğu için verici ayarlar olacak. Ankara'dan gelecekler, ayar yapacaklar. Frekanstır. Yaptığımız radyo yayınları evet uçak telsizlerine girebilir. Yaptığımız radyo yayınları polis telsizlerine girebilir. Bunların ince ayar yapılması lazım. Bu nedenle bu sıkıntıya girmemek için yan tarafta boş olan bir odayı evet rica ettik. Yani dediğimiz gibi sevgili meclis üyelerinden, sevgili başkanımızdan Web TV'ye bir yayın odası istedik. Lütfen bizlere yardımcı olsunlar. Bizler ne çıkarcıyız, ne menfaatçıyız, ne rantçıyız, ne de dediğimiz gibi kar güden bir kuruluşuz. Tamamen bizleri tanıyanlar tanır. Pazar halkına kime sorarsalar sorsunlar ki durumumuzu biliyorlar. Pazardaki radyomuzu kaybetmemek için, Web TV'mizi kaybetmemek için mücadele verdik. Yıllardır bazı şeylerimizi kaybettik. Daha öncesi Umut Radyo vardı. Umut Radyomuza işte destek olan olmadığı için Umut Radyo'yu kaybettik. İşte Ardeşen'e taşınmak zorunda kaldı. Pazar televizyonunu kaybettik. Ardeşen'e taşınmak zorunda kaldı. Pazar radyosunu kaybettik. Ardeşen'e taşınmak zorunda kaldı. Sonra bunlar Gelişim Radyo oldular. Gelişim Radyo ismi altında. Yani Ardeşen'den yayın yapıyorlar. Şu anda pazarlı olarak, pazarda, pazar radyo televizyonu olarak mücadelemizin nasıl olduğunu, nasıl mücadele verdiğimizi herkes biliyor. Biz ne çıkarcıyız, ne rantçıyız, ne de dediğimiz gibi menfaatçıyız, ne de işgalciyiz, ne de dediğimiz gibi bize kimsenin peşkeş çekmesini de istemiyoruz. Yani bize peşkeş çeksin de demiyoruz. Sadece biz orada yayın yapıyorduk. Orada yayın yaptığımız sürede yerimizi sattıkları zaman bize bir yer gösterdiler. Mağdur olmamamız için bir yer gösterdiler. Bu bir emsaldir. Yer gösterdiler. Dediler ki buyurun buradan yapın. Geçtik oradan yayın yaptık. Dediğimiz gibi yayınlarımıza devam ettik. Ve bu yaptığımız yayınlarda gerek İstanbul, gerek Ankara, Türkiye'nin her yerinden iyi güzel dönüşümler de aldık. İyi ki varsınız. Allah razı olsun desin. Ama nasıl mücadele ettiğimizi herkes bilir. Şimdi koskoca belediyemizden bir oda istiyoruz. Rica ediyoruz. Buradan sizlerle de bu yayını paylaşmak istiyoruz. Lütfen değerli üyelerimiz, meclis üyelerimiz, başkanımız bizlere yardımcı olsun. Biz emsalleri de var. Bizim yerimizi sattılar ve bize yer gösterdiler. Şimdi 2020'de de yerimizi sattılar. Orada boş olan, yani orada boş olan odalardan birinde yayın hayatımızı devam ettirmek istiyoruz. Kirası neyse zaten veriyorduk. Bu nedenle tabii ki yıkım durumu söz konusu oldu. Şu an itibariyle yıkım durumu söz konusu değil. Ama yıkım olacaksa zaten biz orada kalacak da değiliz. Zaten dediğimiz gibi istediğimiz tek şey, ha ihale çıkma durumu olursa eğer yıkılacaksa zaten ihaleye çıkmayacak. Yıkılacak bir yer ihaleye çıkmaz. O zaman bize yardımcı olsunlar. Zaten yıkılacaksa biz orayı terk edeceğiz. Kendilerinden evet bu ekranlardan evet bir en azından bu konuyu bir kez daha düşünmelerini ve Pazar Genç Radyo'ya bizlere evet dediğimiz gibi pazar için çalışan bir sivil toplum örgütü gibi çalışan pazar radyo televizyonlar lütfen yardımcı olsunlar. Boş olan odalardan bir tane odayı oradan bizlere dediğimiz gibi prosedür neyse istiyoruz.
Gördüğünüz gibi şu anda dediğimiz gibi bakın pazarımızın bir web TV'si var. Kimseden aşağı kalmayacağımızı buradan söylüyoruz. Sevgili başkanımız da her zaman gelin sizlere yardımcı olalım diyor. İşte pazar radyo televizyoncu olarak biz pazarımıza, başkanımıza ve meclis üyelerimize sığınıyoruz. Bizlere sahip çıkın. Biz ne rantçıyız, ne cebimize para atıyoruz, ne herhangi bir şey yapmıyoruz. Çünkü yaşatmak için uğraşıyoruz. İşte Umut FM nereye gitti? Gelişim Radyo nereye gitti? Gelişim TV nereye gitti? Efendim çimento fabrikaları nereye gitti? Hapishaneler nereye gitti? Bir takım bankalarımız kapattılar gittiler. Bir takım şubelerimiz kapattılar gittiler. Lütfen bizlere yardımcı olsunlar. Biz ne efendim işgalciyiz, ne rantçıyız, ne kimsenin malına da el koyacak halimiz yok. Ne de bize kimse peşkeş çeksin demiyoruz. Buradan Sayın Başkanımızdan, Sayın Meclis üyelerinden yani bizlere yardımcı olmalarını ve en azından bir odayı bize çok görmemelerini istiyoruz. Lütfen yardımcı olsunlar dediğimiz gibi ama üzüldüğümüz tek şey burada yaşıyoruz. Pazar için varız. Pazar için taşın altına elimizi sokuyoruz. Elimizden geldiği kadar mücadelemizi verdik, yaşadık. Pazarda kalan tek radyoyuz. Pazar genç radyoda yayın yapan tek radyoyuz. Lütfen sesimizi duysunlar diyoruz. Evet, buradan dediğimiz gibi bir haber olarak hem meclis toplantılarını verdik hem de tabii ki güzel bir ilke imza atan belediyemizi de buradan kutluyoruz. Gördüğünüz gibi canlı olarak meclisten bunlar yayınlanıyor. Bu toplantılar canlı yayınlanıyor ve halk da canlı olarak izliyor. Radyo Genç olarak pazara hizmet vermek için her zaman hazırız. Bunu herkes biliyor. Tek ricamız lütfen belediye, sayın belediyemiz bizden bunu esirgemesin diyoruz ve lütfen bizlere yardımcı olsun diyoruz. Evet, bir başka yayında inşallah görüşeceğiz. İnşallah bir odayı bize çok görmezler diye buradan evet buradan noktalamak istiyoruz. İnşallah sayın dediğimiz gibi başkanımız ve yetkililer bizden evet bir odayı çok görmezler. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Pazar Web TV, Pazar Radyo ve sitemiz her zaman hizmete hazırdır. Ve lütfen sesimizi duysunlar, bizlere yardımcı olsunlar diyoruz. Hoşça kalın.